Şunu söylemiyorsun, ben bir arkadaş olarak şunu söylemek istiyorum. Ya takım bir kimsesizlik yaşadı. Yani bir spor kulübünün böyle bir kimsesizlik yaşaması gerçekten bahtsızlık. Yani hangi açıdan yaşadı? Şöyle böyle küçük yerlerde gerçekten topyekun bir seferberlik halinde yapmazsanız bu işi bir yerde takılıyorsunuz. Zaten biz diğer takımlarla karşılaştığımızda kendi takımımızı hakikaten hem nüfus olarak hem bütçe olarak hem bu işe yani futbola bütçe ayırma kültürü olarak yani biz çok şey değiliz yani. Bir de tabii böyle bir yarılma olunca yani başkanın kendisi de söyledi gerçek kendine ilişkin adli nedenlerden dolayı tabii siyaseten de bir şeyi getirdi. Ama ben şunu söylüyorum, buraya geriye dönmenin bir anlamı yok. Fakat zaman zaman en fazla bizi hüzünlendiren, üzen şeyler gerçekten sadece ismi oyun olan bir etkinliğe bu kadar şey yüklemek, efendime söyleyeyim, yani işte olduydu, olmadıydı falan vardı, yoktu, yönetime ilişkin hakikaten siyasetin sinir uçlarıyla ortaya çıkmış bazı tasarımlar, bazı insanların da hakikaten bunları gördük ya, ümitleri oldu falan. Ama ben şunu söylüyorum, yani biz tabii çok arkadaşımla bilmiyorum, belki kişilerine talip olabilir, ben ayrılıyorum. Ama her halükarda biz bunu kalkıp senin takımında, benim takımımızda bağlamından çıkartıp her maçta yine ben kendim şahsen birçok maça İstanbul'a geldim. Yine İstanbul'a maçlara gelip yönetim kurulunu kim alırsa alsın ve takımımızı desteklemeye devam edeceğiz. Yani oyunun bir şekilde bu kadar siyasetin içine angaje edilmesi hakikaten hem bütün Buca halkını yaraladı, hem de biz bundan gerçekten hoşnutsuz olduk. Yani bu rahatsızlıkları, bu tedirginlikleri yaşamamamız lazımdı. Bundan dolayı hakikaten ben hüzünlüyüm yani o açıdan, o bağlamda. Ama umut ediyorum yeni gelecek yönetim, ki ben şimdiden teminatımı veriyorum. Sayın Başkan da söyledi, yine her zaman burada Oğuzhan Spor'a destek vereceğiz de. Ben de söylüyorum, bütün arkadaşlarımız zaten özellikle teknik açıdan bu işi götürebilen arkadaşlarımız, bu konuda 3-5 tane arkadaşımız, 5-6 tane her neyse, gerçekten gönüllülük esasına göre burada varlar. Herhangi siyasi bir şeyleri, kimlikleri falan da yoktu. Yani bu insanlar bu coşkuyu, yani şampiyon coşkusunu ve gerçekten bir de bu teknik olarak bunu bilmek lazım. Açık söyleyeyim, ben o kadar şey değilim. Hüseyin'in arkadaşımız başta olmak üzere, Adem arkadaşımız falan tabii oyunu biliyorlar, maçı, takımı biliyorlar yani. Etkide tabii Sayın Başkan da bu konuda artık pişti. Her ne kadar böyle doğrudan futbolun içinden gelmese de. Tabii gerçekten futbolu bilerek de bu şampiyonluk geldi. Yani öyle kendiliğinden bir şampiyonluk gelmiş değil. Zaten çok kıt olanaklarla, yani çok kıt bütçelerle kurulmuş bir takımın şampiyonluğu elde etmesi. Yani Buca'ya böyle gerçekten tarihi bir nişan kazandırmak ve bunun da gerçekten bizim yönetimimizin döneminde olması bizim onurumuz oldu yani. Bundan dolayı çok mutluyuz, memnunuz yani.